Herkes üstüme geliyor. Bardak zaten dolu. Engin, bana plan kuruyorlar. Bit dedim, Dilan'dan yazılı kağıt al dedim. Bir gece benimle sevişirsen dedim, seni affediyorum dedim. Bir ve bir buçuk arasında gelen polisler kim o zaman? Eğer üçte bu sarı zarflar dağıtıldıysa. Kesinlikle kendi sonlarını görgüsüzce yaşantıları getirdi. Hani her şey çok abartı üstüne kurulu. Çünkü orada eksik var işte. Bana hiçbir şey olmaz. Bende var, sende varsa bende de var. Hayır, bendeki senden daha fazla. O kavga buralara getirdi bunları. Hırs, gösteriş hırsı. Tabii ben yurt dışına falan gitmedim. Şak diye ertesi günü her yerde haber oldu. Enerji! Annenle aynısı. Evet, aynı. Saçımız da aynı. Güzel benim simsiyah. Enerji. Nasılım? Çok güzelsin aşkım. Neden biz kraliyet ailesinin hayatını izleriz mesela? Aynı duygu yüzünden, bizden farklı bir şey var orada ve inanılmaz bir şatafat var, değil mi? Mesela onların da hep gözler üzerindedir, hep mercek altındadırlar ve insanlar hep takip ederler, bakarlar onlara. Eğer sen de gerçek üstü bir şey yapıyorsan ve yaşıyorsan herkes sana bakacak. Ne olduğuna bakacak, sevip sevmemek değil burada konu, bakacak. Fark edilmek ve görünmekle ilgili böyle şeylerin aşırı yüksek teşhir edilmesi. Fark edilmek istiyor, görünmek istiyor. Şimdi dosyaya benim dahil olduğum konusunda şüpheli olarak dosyada bulunduğum, hatta yönetici olduğum konusunda iftirayı da aşan, artık neredeyse ağır hakarete varan suçlamalarla karşılaştık. Ben o zaman da söylemiştim, ben bu dosyada şüpheli olarak dahi adım geçerse ben avukatlığı bırakırım demiştim. Ve görüldüğü üzere zaten operasyonlar yapıldı ve haklı olarak dosyanın içinde yoktum. Bırakın yönetici olmayı, ismimin geçmesi bile mümkün değil. Israrla söyledim, ben bu devlete zarar veren, bu devletten vergi kaçıran, hele hele kara para aklamak gibi iddialar karşısında benim bırakın dosyanın içinde olmayı, kişilerin yanında bulunmam dahi söz konusu değildir. Çünkü bu vergilerde, bu kaçırılan, aklanmaya çalışıldığı söylenen paralarda Türkiye'deki her bir vatandaşın hakkı var. Bizim böyle söylentilerde olmamız da hiç söz konusu değildir. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Türk halkı, sosyal medyanın ve enerjinin kraliçesi Dilan Polat'ın süslü hikayelerini çektiği, havuzunu güllerle donattığı villasındaki hareketliliğe alışkındı belki ama bu kadarına hiç alışkın değildi. O villada böyle bir görüntüyü ne Dilan ne de sosyal medyada hikayelerini izleyen milyonlar hayal edebilirdi. Herkes yazdı, herkes konuştu. Peki o gece gerçekten neler yaşandı? Bu dosyayla ilgili bir bilgi kirliliği yaşanmakta. O gece yapılan baskınla ilgili şu söyleniyor. Polis amirlerine ve memurlara, yetkili kişilere sarı birer zarf verildi. Ve bu zarfların gece 3'te verilip ona göre çok büyük bir baskın düzenlendiği söylenmekte. Fakat ben Polat ailesinin oturduğu sitede oturuyorum. Ve bu sitenin başkanı olmam nedeniyle böyle bir baskında zaten kanunen haber verilmesi gerekiyor orada bulunmamız için. Ve bana haber verildiğinde saat 1'di. Yani 1 ile 1.5 arasında bana haber verildi. 1 ve 1.5 arasında gelen polisler kim o zaman? Eğer 3'te bu sarı zarflar dağıtıldıysa. Bu tip bilgi kirlilikleriyle çok magazinselleştirildi bu dosya. Evet, o baskın yapıldığında bana haber verildi. Hem avukatlar olmam sebebiyle hem başkan olmam sebebiyle orada bulundum. Polisten önce o eve Türk halkı çoktan girmişti. Dilan Polat erkeğini kur yapan dişi dansıyla tüm Türkiye'yi yatak odasına bile sokmuştu. Yine göstermek, çünkü cinsellik bizde bir mit. Cinsellik konuşulmayan, konuşulmaması gerektiği düşünülen bir şey. Yatak odalarımızın o yüzden kapısı kapalı. Orası özel hayatımız. Bir kısmı özel kalmalı, doğru, ama onlar sizin de fantezilerinizi ortaya koymak için bunu yapıyorlar. Onlar oranın gerçek versiyonunu açmıyorlar. Olmasını istedikleri versiyonunu açıyorlar.
çok abartılı bazı ihtişamlı haller gibi. Mesela işte bütün yatağın güllerle dolması falan ya da işte içeriye balonlar koymalar bir şey. Hani gerçekçilik dışı aslında ideal bir şey sunuyorlar ortaya. Hani bak, hani böyle bir şey var burada bak. Bu da yapılabiliyor gibi. Mehter takımı eşliğinde Engin'i uykudan uyandıran Dilan Polat, tüm aşırılıkları normal ve sıradan bir yaşam gibi sunuyor, Türk halkına an be an servis ediyordu. Şimdi burada gözünün içine böyle kamuoyunun sokmamış olsalardı, bu görgüsüzlüklerini insanların gözünün içine sokmamış olsalardı, belki de Polat ailesi şu an normal yaşantılarına devam ediyor olacaklardı. Bunları yapmasaydı patlamayacaktı. Dilan'ın görgüsüzlüğü yaktı, evet. Yani Engin de Dilan'a yol arkadaşlığı yaptı ama hani Dilan'ın o dediğim gibi olmayan hayatıyla bir mücadelesi vardı. Sınırsızca kullandı orayı. Ve çok kaşımaya başladı artık orayı. Yani şunu yapabilir misin ya? Yanında maaşla çalışan birini ve bunu da söylemek bile çok ayıp. Biz bunu eğlence yapıyorduk. Ben gece onları yataklarından kaldırıyordum. Başından aşağı para alıyordum. Yapma ya. Ya bütün gün zaten senin evinin çevrenin çöpünü toplamış. Sana yemek yapmış hizmetlinin. Gece uykudan kaldırıp başından aşağı para atmak ne demek? Bunu söylemek ne kadar ayıp bir şey. Yani ben kahve içerim ama içine de bunu atarım. Abi bana ne? At evinde. İstiyorsan hakikaten altını rendele, tozunu iç. Beni ilgilendirmiyor da. Ama bunu evine ekmek alamayan, çocuğuna süt alamayan, kirasını ödeyemeyen insanlara gösterme yüzünü. Bu bambaşka bir şey. Bir kısım çok sevdi. Biz öyleyizdir çünkü. Yani diyorum ya, zenginin malı züğürtün çenesini yorar. Bir kısım da nefret etti bu işten. Hani en son bir videosu var. İnsanların yüzüne tükürerek fakirler pü falan muhabbeti bardağa taşıran son damla oldu. Ben tamamen show business olduğunu düşünüyorum. Yani birbirlerine karşı bu şekilde kabaca davranışlarda bulunduklarını görmedim. Daha önce hiç böyle bir duruma şahit olmadım. O yüzden tamamen show business olduğunu düşünüyorum. Bazı insanların görülmek ve fark edilmekle ilgili bir derdi vardır. Hep ortada olmak isterler, hep herkes onlara baksın isterler. İyi ya da kötü bakmalarının bir önemi yok, yeter ki baksınlar. Genelde onlar da çocukluklarında fark edilmemiş bireyler. Çocukluklarında ebeveynlerinin dönüp bakmadığı, dikkat etmediği bireyler. Ben görünmek istiyorum der. Muhtemel ki onların da yaşamlarında böyle haller var. Dolayısıyla da aşırı görünmek istiyorlar. Hani uçağım ve ben. Aslında oradaki şey değil, benim uçağım, beni gör. Benim paralarım, benim altınlarım, benim arabalarım beni gör. Ablası Sıla Doğu da tıpkı kardeşi Dilan gibi uçlarda yaşıyor, sosyal medyada paylaşımlarıyla sansasyon yaratıyordu. Oh! İçiyorum! Ah! Bunu da veriyorum, sana ne? Ardından bambaşka bir manzarayla karşılaşıp Sıla'yı namaz kılarken izlemeye başladık. Şimdi şöyle, ikisi de iki uç. Mesela uyuşturucu madde kullanıp istediği her şeyi kendisi söyleyebileceğini düşünebilme ve bu özgüven de aşırı uç. Gidip bir yerde namaz kıldığını göstermek de aşırı uç. Aslında ibadet de gizli yapılan bir şeydir. İnsanlar bunu afişe etmezler. Kendi kendimize yaparız. Çünkü içsel bir süreç. Tanrı ile bağlantımız. Ama bunu da göstermeye çalışıp öbür taraftan yaptığı çok illegal şeyleri de göstermeye çalışıp bakın ben hepsini aynı anda yapabiliyorum. Aslında sizden farklıyım. Ya da sizden daha ilerideyim, sizden daha ayrıcalıklıyım gibi bir hal. Bunu istiyorlar, sevdikleri şey bu zaten, ayrıcalıklıyım ben. Her şey yapabilirim, her şey istediğim hale getirebilirim, istediğim her şeyi alabilirim, istediğim her şeyi giyebilirim, istediğim her yere gidebilirim, istediğim arabaya binebilirim. Yani senin masum insan olarak ulaşamayacağın her şeye ben ulaşabilirim ve ulaşıyorum da al buna bak. Korku saldırmak için bir şekilde, korku salmak için de yaptıkları bir şey aynı zamanda. Yani benden çekinmelisin, benden korkmalısın çünkü benim elimde öyle bir güç var ki sana her şey yapabilirim. Çünkü yapıyor, oluyor. Gördüğümüz şey bu. Hani yapıyor ve oluyor. Dilan Polat'ın evindeki çalışanları yakından tanıyor, onların hayat hikayelerini bile biliyorduk. Şule de artık en az Polat çifti kadar ünlüydü.
Şöyle aslında, birilerini çok yakınında tutmak isteme, birilerinin her koşulda yanında olduğunu bilmek isteme. Hepimizde vardır değil mi bu? Hani isteriz ki bir sırtımızı yaslayabileceğimiz, arkamızı döndüğümüzde güvenebileceğimiz biri olsun hayatımızda. Karı koca olarak belki bu temelde bir ilişkileri olmadığı için her biri kendi hayatlarında özel olarak birini seçiyorlar. Bu bir ebeveyn figürü gibi de olabilir. Hani anne ya da baba yerine koydukları bir şey de olabilir. Çok güven duydukları ve ona hiçbir şey yapmayacaklarından çok emin olmak istedikleri, kendilerinin olduğu halleriyle açabildikleri kadar yakın bir ilişki. Dilan Polat'ın kara kutusu olarak bilinen Özbekistan uyruklu Şule sınır dışı edildi. Şule'nin ülkesine giderken uçakta yaptığı paylaşımsa tepkilere neden oldu. Şimdi benim hiç hayatım boyunca çayım olmamış, içmemişim. Para kazanmaya başlayınca bu bardağı hiç elimden düşürmüyorum. Beni devamlı bir çay bardağıyla görüyorsunuz. Çünkü geçmişteki açlığımı şimdi bununla kapatıyorum. Yeni sahip oldum ve buna bu benim. O kafalara takılan paralar, kahve bardaklarına konulan altın yaldızlar, gece yarısı hizmetçileri, çalışanları kaldırıp başlarından aşağı para atmalar, çalışanlara toplu iğnelerle tutulmuş kağıt para ruloları falan. Bütün bunların hepsinin geçmiş dönemdeki açlıkla bir kavgası var. İki, dediğim gibi sendeki paraya da sahip olabilmek için sana şunu göstermeye çalışıyorum. Bak, benim işimi yaparsan, benle beraber yaparsan sen de benim bu sahip olduklarımın tamamına sahip olabilirsin. Şimdi soruyorum, kim çok para sahibi olmak istemez? Kim kapısında spor otomobilleri olsun istemez? Kim müstakil havuzlu bir villada oturmak istemez? Kim elini şaklattığında mutfaktan kahvesini, çayını, yemeğini getiren çalışanları olsun istemez? Bunu isteyen ve kazancını daha da çok katlamak isteyenler, ya bak bunların işi çok karlıymış, biz de gidelim, biz de bu halkanın içinde olalım, buraya da bunu koyarsak biz de böyle bir hayata sahip oluruz diye de o insanların elindeki paradan da nemalanma. İş yapıyoruz, dışarıya bu tablonun oynaması lazım. Biz iş yapıyoruz ya. Bak geldiler işte, Ali de geldi, Veli de geldi. Biz ticaret yapıyoruz. Yarın öbür gün biri kapımızı çalarsa iş ortaklarımız var diyebilmek için. Öteki türlü paranın kaynağı sorulduğunda biz bu para anadan babadan kaldı diyebilecek bir halimiz yok. Öyle bir miras yok. Öyle bir para da yok. Kesinlikle kendi sonlarını görgüsüzce yaşantıları getirdi. Bu teşhiri bir kere kabullenemez kamuoyu. Yani kirasını veremeyen, çocuğuna süt alamayana süt banyosu, işte şeker alamayana altın şeker falan, bunlar hoş şeyler değil. Kapısının önünde 10 tane ultra lüks arabalar falan. Ben 20 senedir aynı arabayı kullanıyorum. İşte yüksünmüyorum. Evet, daha kalitelisini alabilecek güçte olabilirim. Ama topluma olan saygınlığımı yitiririm. Eğer siz halkın içinden çıkıp da kendinizi izole ederseniz, o halktan koptuğunuz takdirde halk sizi eziklemeye başlar. Nefret etmeye başlar. O denklemi şaşırdılar. Selin Ciğerci ondan öncesi Eylül Estürkler vardı. Eylül Estürk'te lüks hayatı sunuyordu. Ardından Selin Ciğerci ile denklem kuruldu. Kerimcanlar falan, Dubai'ler, Mubai'ler. Herkesin millet ne meslek yaptığını biliyor bu işe başladığında. Sonradan önce tencere dibim kara, seninki benden kara mesleklerini yapıyorlar. Ardından da fenomen oluyorlar. Biri kirpik çıkarıyor, biri krem çıkarıyor, biri bilmem ne çıkarıyor. İnsanlar da dramatik hayatlara inanıyor. Selin Ciğerci, hatırlamıyor musunuz tekneleri? Evleri, şaşalı hayatı, bir tane yüzük aldım, işte bu yüzük $10 milyon uçak alır. Öyle mi? Evet. Selin, senden rica etsem yüzüğü çıkarabilir misin? Bir elimle tutmak istiyorum. Evet, başka şansım tabii. Yok, ben o kadar pahalı yüzüğü nereden? Bu yüzük kaç karat dedi? 30. 20 karatlık, 30 karatlık yüzükler diyerek, insanları tahrik ederek, insanlar bakıyor, nefret etmeye başlıyor. Bu sefer ürünleri satmıyor. Ürünleri satmayınca da franchise vermeye başlıyorlar. Millet bu sefer metres hayatı yaşayan kadınlar, ikinci kadın olanlar, namussuz olanlar, ahlaksız olanlar ve kara para aklayanlar franchise almaya başlıyor. Yani şube. Bu sefer onlar da sistemin içerisinden paralar kazanıyor. Alo Engin, sana bir hesap numarası vereceğim.
600 bin TL gönder, takipçim ev alacak. İlayda da 700 bin TL istiyor. Hani mesela diyor ya eşine, işte Engin işte bana şunu alır mısın, işte Engin bana bunu alır mısın diye, ve yapıyor oluyor mesela. Çat geliyor. Ya da işte şarkısının da girişinde öyle bir şey var. İşte Engin bana şarkı alıyor mesela ve şarkı başlıyor. Yani hani bu şu, magical bir şey, büyüsel bir şey. Ben sihirli bir değnekle her şeyi oldurabiliyorum. Göstermek istediği bu. Ben ya da kocam ya da başka biri, hani biz istediğimiz her şeyi oldurabiliyoruz. Böyle bir güçteyiz. Bunu göstermeye çalışıyor ve hemen yapıyor bunu mesela. Bir şey istiyor ve tak oluyor. Öyle bir kurgu ki gözümüzün önüne serilen. Hani o aynı gün istemiş de aynı gün yapılmış gibi mesela. Ya da işte bugün kötü hissediyorum dediğinde eve işte aşırı abartı kamyonetle falan çiçekler geliyor falan gibi. Hani her şey çok abartı üstüne kurulu. Çünkü orada eksik var işte. Yani duygu eksik olduğu için her şeyi çok abartı yaparak aslında öyle değil, böyleyi anlatmaya çalışıyorlar. Ama nafile bir çaba tabii bu. Sevilmez onlar, sevimsizler. Sevemezsin. Tamam, sevmiyorum zaten. Zamanında da sevmemeliydin. Ne yapacaktın? Benden daha güzelini mi bulacaktın? Yani senden daha güzelini bulabilirim ama seni kadar sevini bulamam. Gökhan bak bu... Şaka yapıyorum hocam. Ne? Söyle, içine kalmış aşkım. Hadi söyle. Sevimsiz onlar, hiçbir zaman sevilmemelilerdi. Evet, sevimsiz onlar. Yani Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'da da aynıydı. Değişen bir şey yoktu. Kulüpler. Kulüplerde rant erde ediliyordu. Tribünler dolu. Olur. Alkışlarız. Helal olsun, amatörlükten 3'e çıktı, 2'ye çıktı, 1'e çıktı deriz değil mi? E bunlar da bilet satıyorlar. Fenerbahçe'nin bu kadar bileti satılmamış. Uyduruk. Bir bakıyorsunuz tribünlere, bir tane adam yok. Bunlar milyon dolar kazanmışlar. Şu açtım, cumartesi 34'ü açıyorum. Sizi takdir ediyorum, Şule Hanım'ın vesilesiyle. Lan köpek! Madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? Kızım uyan, babanın aldığı evi göreceğiz. Dilan Polat soruşturması ile birlikte yüzlerce fenomen mercek altına alındı. Polatlarla aynı yemek masasında bir araya gelen Şampiyonlar Ligi'nin ise tüm mal varlıklarına el konuldu. En çok da herkesin emeği vardı, ona üzülüyorum. Çok çünkü her şeyi böyle inceleyip sık dokunmuştuk. Markamızla ilgili en ufak bir şikayet yoktu. Kocaman bir resim var önümüzde. Bu resim bunların bir akşam yemeğinde çekilmiş resmi. Tesadüf olabilir mi resimdeki herkesin bir şekilde illegal bir hayata bulaşmış olması? Yani hadi biri düşebilir, hadi ikisi düşebilir. Ama fotoğrafta bulunan 12 kişinin 12'sinin de bugün bu işlerle anılıyor olması tesadüf olabilir mi? 12 kadının parmağındaki yüzük aynı olabilir mi? 12 çiftin yapmış oldukları bakışlar, hareketler aynı olabilir mi? Sanki şöyle söylüyor içimden bir ses. Ya bunlar bir örgütün parçası. Sistem bunlara bunu öğretmiş. Bunu yaparlarsa bunlar, hani yüzük kardeşliği durumu vardır ya, herkes aynı yüzüğü takar. Gördüğünde anlarsın bunlardır diye. Sanki böyle bir loca oluşturmuşlar kendilerine. Ve herkes sistemin içinde almış. Mesela Petek Dinçöz'ün bir röportajını okudum. Diyor ki ben kendi güzellik merkezimi açtığında Dilan Polat beni aradı, tanımıyordum diyor. Komşu olmuşuz diye başlamış mevzuya. Bana o zaman Dilan Polat telefon açmış. Demişti ki hayırlı uğurlu olsun, komşu olduk. Anlamadım dedim, hani kimsiniz, tanıyamadım. Dilan Polat ben, dedim merhaba dedim. Sonra akıllar vermiş, demiş ki her gün sosyal medyada görüntü paylaş. Lüks içinde büyük iş yaptığını göster. Gel yap insanlara diye. Çünkü insanlar şeyi seviyorlar. Şaşalı hayat yaşayanları, o lüksü. İnsan kendi sahip olamadığın şeyi bir başkasının üzerinde görünce yüksünmüyor. Ona daha çok fazla tutunmaya çalışıyor. Çünkü kendi eksiğini, kendi hayatındaki olmazı onunla tamamlamaya çalışıyor. Dilan'ın da aslında hayat hikayesi böyle. Yokluk içinde, sefalet içinde geçmiş bir hayat. Sonrasında parayla tanışınca, lüks hayatla tanışınca geçmişe sünger çekip orası hiç yaşanmamış gibi, orayla hiç haşır neşir olmamış gibi, sanki sadece zenginin içine doğmuş gibi son derece psikolojisi bozuk bir kimlik halinde yaşamaya devam etmiş. Geçmişi red, yoksulluğu red, fakirliği red. Ben öyle bir hayat yaşamadım. Benim öyle bir hayatım olmadı. Benim öyle annem babam olmadı durumu var.
Aynen. Sonra ne oluyor? Dinimizin haram kıldığı şeyleri o kendi üzerinde sanki o da olur, o da olur, olura getiriyor. Bu fenomenler de öyle. Yani bakıyorsunuz hepsinin konsepti aynı. Bit bayrağı, hani var ya deprem çantası. Bunların deprem çantası, bu fenomen çantası. Kur'an-ı Kerim, ümre bileti, bir tane Türk bayrağı. Anlatabiliyor muyum? Bir tane yaşlı anne baba mutlaka onların duasını alacaklar. Onu yapacaklar. O yaşlı insanları kullanacaklar. Bunlar bir de para önemli. Görgüsüzlük o en başta. Küfür bunların fenomen çantasında bu var. Şimdi istismara açık alanlarımız vardır. Bunlardan birini din. İstismara açık başka alanımız ne var bizim? Duygularımızın çalıştığı her şey. Orayı kullandıkları için aslında fenomenlerin bir alet çantası var. Bunu biliyorlar. Çok makyavelist bir tutum bu. Şöyle, sizin her şeyinizden faydalanıp sonra sizi her an bırakabilirler. Dikkat ederseniz aralarındaki dostluklar ve kavgalar da aynı şekilde. Çok cringe bir durum yaşanıyor orada. Yani herkes birbiriyle kavga ediyor, sonra barışıyor. Bir daha kavga ediyorlar, bir daha barışıyorlar falan. Böyle devamlı bir kaos var orada ve bu izlettiren bir şey kendini. Yıllardır reklam piyasasında kullanılır böyle bir manipülasyon tekniği. Onlar da bu teknik üzerinden halkı manipüle ediyorlar. Ajitasyon yaparak, duygu sömürüsü yaparak benim vatandaşımın son çocuğuna süt parasında sana eğer ki acıyarak, ağlayarak, belki de üzerindeki basmayı almayarak sana eğer para yatırıyorsa, senin eğer kremini, kıça sürülmeyecek kremlerini alıyorsa onlara karşı saygılı olmak zorundasınız. Hiç kusura bakmasın kimse. Onun için ben dik kafalı biriyim. Hayatım boyunca da böyle olacağım. Yani böyle bir şey var mı? 5 kuruş etmeyen kremleri, vazelinle çoğaltılmış uyduruk kremleri halka 100 lira, 200 liraya, 500 liraya veriyorlar. Onlar da boğazlarından, rızkından kesiyorlar. Sana inanıyorlar, yardım etmek için alıyorlar. Sen de onlara tükürüyorsun, hakaret ediyorsun, aşağılıyorsun. Hiç kusura bakmasın. Ama mesela o da çok dini bütün biri. İşte o bak o da Ümre'ye gitti. İşte bir sürü yardım yapıyor mesela hani ya da birilerine bağış yapıyor falan ve halk da diyor ki bak ne kadar iyi biri. Şimdi bu duyguyu alıyor orada. Aynı zamanda da bizden, aynı zamanda da zengin. Demek ki ben de zengin olabilirim şimdi. Eşittir. Kendiyle içselleştirip bir şekilde onu meç etmeye çalışıyor. Çok fazla insan var bu arada. Onlar gibi olmak isteyen, o işlere girmeye çalışan ya da işte bu işi yaparsam öyle olacağım diye hakikaten kendini ciddi ruhsal bozukluklara sokan. Çünkü çok özendirici bir hal. Özellikle gençler için. Aşırı özendirici bir hal. Hiç emek vermenize gerek yok. Düşünsenize. Çalışmanıza gerek yok. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Elinizdeki cep telefonunuzla. Çok Porsche, çok şık bir hayat yaşayabiliyorsunuz. Kim istemez ki? O yüzden de çok imrendirici bir tarafı var. Bizde yarattığı kıskançlık zaten onları izlettiren şey. Bugün ne yaptı acaba? Merak ettiğimiz şey, acaba bugün nasıl bir aykırılık yapacak? Hem bizden biri ama işte altın tozuyla kahve içme meselesi gibi. Ya da işte altınla kahve içme meselesi gibi. Hani bugün acaba benim içtiğim kahveyi ne yapacak da içecek parası olduğu için? Halk da bunu izlemek istiyor, bunu görmek istiyor. Polatların ardından güzellik merkezleri de hedef oldu. Tek tek incelemeye alındı. Şimdi güzellik merkezlerinle ilgili o kadar yıpratıldı ki 120 bin insan çalışıyor. Yazık günah, herkes prim kasıyor. Orada ağdacısı var, manikürcüsü var, pis ellerimizin tırnaklarını temizletiyoruz. Suratımızdaki iğrenç sivilceleri sıktırıyoruz, o da ekmek götürüyor evine. Ama bu iş prime döndü ya. Ben prim için yapmadım ki. Seyhan Soylu'nun Engin Polat'la yediği yemek çok konuşuldu. Aynı karedeki görüntüleri çok tartışıldı. Türkiye, Seyhan Soylu'nun aralarındaki o kavgaya rağmen niçin Engin Polat'la aynı yemek masasında bir araya geldiğini merak etti. Ben Engin'le buluşmadım. Ben bir yemeğe davet edildim. Fevzi Bey benim dostumdur, Fevzi Siverek. Gerçekten çok iyi bir dostumdur. Yaklaşık 20-25 senelik bir dostumdur. Fevzi Bey'in yeğeni, onlarda bayileri varmış. Dedi ki, ben onu da sonradan öğrendim, sorgulamadım da. Bana telefon açtı, dedi ki, Seyhan'cığım dedi, ben de koronaydım. Koronayı atlattım. O gün o yemeğe katıldım. Ve yemeğe katıldığımda bir baktım orada siyah giyinen adamlar, Matrix gibi adamlar, hani böyle bodyguard tipler vardır ya, pavyon kapılarındaki fedailer gibi. Öyle tipler. Ben hayatım boyunca böyle şeylerden korkmam yani. Ölüm haktır.
Mezarlıklara girerken yazılır. Her canlı ölümü tadacak. Birisi erken gider, birisi geç gider. Ama önemli olan ahlaklı, onurlu, şerefli gitmesi bir insanın. Masaya gittiğimde bir baktım, Engin Polat. Ben o kadar hakaret ediyordum. Hakaret etmemin sebebi sayfalarımı hackletiyorlardı. Herkesin bildiği gibi 2 milyon 300 binlik, 2 milyon 800 binlik, 1 milyon 700 binlik, en son 1 milyon 300 binlik hesaplarımı hacklettiler. Çünkü bunların profesyonel bir ağları var. İstediklerini yaptırıyorlar. Yani yüzlerce mavi tikli tak 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 spam atıyorlar, parayla yapıyorlar, hackletiyorlar. Onu bile hackletemediler. En son sosyal medyacımı satın aldılar. Sayın Cumhurbaşkanımın fotoğrafını ve porno görüntülerini oraya da yazmış. Engin bokunu yiyeyim senin diye benim sayfama koyuyorlar. O da dosyanın içerisinde var. Yani ondan sonra zaten coştum ben, küfür etmeye başladım. Bunu yapınca ardından masaya geldiğinde hacklettiğini, açtıracağını söyledi. Senin açtırıp açtırmaman önemli değil dedim. Sen git. Dilan'dan dedi ki bu işi nasıl bağlarız dedi. İtiraf etti yani hacklettiğini. Tabii tabii itiraf etti. Dedi ki bu işi nasıl bağlarız dedi. Git dedim Dilan'dan yazılı kağıt al dedim. Bir gece benimle sevişirsen dedim seni affediyorum dedim. Evet aynen böyle. Ve dondu kaldı aynı sizin kaldığınız gibi. Şaşırdı. Yani dalga geçtim, ironi yaptım orada. Yani Dilan seninle sevişmeme izin verir mi? Yok. Benim kalbim seninle uzlaşmaya izin verir mi, ahlakım? Yok. O zaman bana bu teklifi yapmana da gerek yok. Anladınız mı? Sonra kalktım masadan. Dedim ki ben kalkmak istiyorum Fevzi'cim dedim. Fevzi de dedi ki sevgili dostum dedi, senden tek bir rica ediyorum. Sen dedi gazetecisin, çok özgür bir insansın. Sana müdahale de asla etmem. Yalnızca dedi küfür etme dedi. Çocukları var dedi. Kız çocuğun dedi okulda senin videolarını izletiyorlarmış dedi. Söz abi dedim. Sana dedim şeref söz dedim. Küfür etmeyeceğim artık dedim. Ama beni küfür edecek pozisyona getirdiler. Yoksa ben çok naif biriyim. Benim de düzgün iletişim kurulursa niye hakaret edeyim? Yani 3 günlük dünyada, ölümlü dünyada insanın hakaret edip agresif olması, insanları kırması, bunlar da herkes mesleğini yapmalı. O açıdan da dedim ki tamam abi dedim. Yapmayacağım ulan yapmayacağım dedim de şimdi sosyal medya kaos seviyor. Ne yapacağım belli değil. İşi patlattın. İşi patlattıktan sonra havada kalacak. Ne yapayım ne yapayım dedim. O gün sabaha kadar uyumadım. Suratıma bakarsanız ben mutsuz ve memnuniyetsizdim zaten. Onunla orada karşılaştığım için. Ben Engin'in yerinde olsam o masaya oturmam. Ağzıma ne gelirse saydım ona. Ben oturmazdım, anladınız mı? O masaya oturmazdım. Ama onun suçluluk psikozundan dolayı o masayı istedi. Ama ben o masaya gelme sebebim davetti. Yani bakın Engin'le ilgili eğer ki herhangi bir şekilde bir uzlaşma, bir menfaat talebi olmuş olsaydı Engin bana 10 tane de bayilik teklif etti, şube vereyim dedi, işte 500 bin dolar para dedi bilmem ne. Rakamım yok benim. Çünkü belirli bir yaşa gelmişim. Onurumuzla, şerefimizle gelmişiz. Ben çanta içerisinde Çiftlik Bank'ın, Mehmet'in paraları geldi önüme. Alsın dedim, müsait yerine koysun dedim. Ben red çekmeyi seviyorum. Hayatım boyunca böyle oldum. Ben devletçi bir kadınım. Ben milliyetçi bir kadınım. Benim çocuklarım, Rabbim bana çocuğum olmasına nasip etmedi. Ama sizlerin çocuklarınız benim doğuramadığım çocuklarım. Onların da fiyatı yok. Yarının teminatı olmak, yarının güvencesi olmak güzel. Bakın, normalde 1 milyon dolarlık biriyle 1 milyar dolarlık biri arasında hiçbir fark yoktur yaşamla ilgili. İstediğini yersin, istediğini içersin, aç gözlü değilsen şükredersin, Allah imanlı ettiyse Rabbim şükürler olsun dersin, bir de sağlıklıysan mükafatıdır. Ama daha fazlasını istersen bedeller ödersin. Seyhan Soylu arabada bir video çekmiş, Engin Polat hakkında iddialarda bulunmuş, MASAK yetkililerine seslenmişti. Aldım. Bir de Bentley araba. Oo! Çat hemen resmi çektim orada. Pıt diye koydum. Aman yapma falan dediler. Dedim kusura bakma. Ben seninle yan yana geldim mi? Beni takip eden, beni seven, beni baş tacı eden insanlara karşı biraz daha dedim dikkatli hareket etmek zorundayım. Onun için de bunu paylaşmak zorundayım dedim. Çat fotoğrafı çaktım.
Sabahleyin de şunu yaptım. O fotoğraf yayıldı. Sosyal medya sallanıyor. Seyhan Soylu ne aldı? Yazıyor. 10 milyon dolar. Öbürü diyor 1 milyon dolar filan. Adamına göre fiyat biçtiler bana. Ama doğrusunu ben söyledim. Nasıl söyledim? Masaya söyledim. Bir video çektim. Engin Polat'la dün akşam bir araya geldik. Hepinizden çok özür diliyorum. Paris'ten Cem Uzan'ın, hırsız Cem Uzan'ın evinin yanından hemen bana komşu olarak muhteşem bir ev almışlar ve Bentley son model bir araba. İftira atmaya, ihanet etmeye gidiyorum. Ve bu videoları Paris'e inince yayınlayacağım. Ve Paris'te birine komşu oluyorum. Eski bir hırsız arkadaşım Cem Uzan'ın semtinden bana Engin Polat ev aldı. 11. avenüde. 10 milyon euro da aldım. Bir de Bentley araba. Bu sefer de ben kandırdım sizi. Aldım. 10 milyon euroyu da bavulumda geçiriyorum. Orada da arabam bekliyor Bentley. 11. avenüde de evime gidiyorum. Evimden de paylaşımları size yapıyorum. Hadi bay bay. Ve tabii ki 10 milyon euroyu da alınca havaalanından geldim. Şu anda Paris'teyim. Bu video da Paris'e indikten sonra yayınlanacak. Onun için sizden rica ediyorum sevgili MASAK yetkilileri. Bu para kara mı, beyaz mı, sahte mi, değil mi? Mahcup olmayayım koca Fransızlar. Fransızlara mahcup olmamak için lütfen Engin Bey'i araştırın. Ben de 10 milyon euroyu aldım dedim. Tabii ben yurt dışına falan gitmedim. Şak diye ertesi günü her yerde haber oldu. Bir anda masanda dikkatini çekti, işi hızlandırdı. Yani bir matematik hesabıydı bu. Peki Seyhan Soylu Polatları neden ifşa etmişti? Çünkü Polatlar benle ilgili hakaret ettiler. Polatlar benle ilgili hesaplarımı eklediler. En son Cumhurbaşkanı'na fotoğrafını koyunca ben yoksa onları terbiye edecektim sosyal medyadan. Gidip şikayet edip fazla da üzerlerine gitmeden bu olayı devlet çözümlesin ve devlet kararını verir. Ne demiştik? Dilan Polat paylaştığı Türkiye izledi. Dilan Polat'ın sergilediği gösterişli hayatı kıskanan, örnek alan da olduğu nefret edendi. Dikkat çektiklerinde bir yandan da halktan biri gibi davranıyorlar. Sizi ele almak için halkta yarattıkları etki tamamen kıskançlık. Çünkü şöyle bir şey seziyor bunu izleyen halk, diyor ki aa bizim gibi aslında ama çok zengin ve bir anda zengin olmuş. Bu çok dikkat çekici bir şey. Yapmaya çalıştıkları bu. Dikkat ederseniz bütün sosyal medya ünlüleri bu şekilde kullanıyorlar. Mutlaka bir yerde bir marka ya da bir yerde mutlaka bir şeyi afişe ediyorlar ve bunu çok belirgin yapıyorlar. Sebebi de siz onu kıskanın. Siz de ona sahip olmak isteyin, onu kıskanın aslında. Narsistik bir kırılma bu. Narsist bireylerin daha ziyade yaptığı türden bir kırılma. Varoluş göstermek için bir şekilde kendi kimliğini ortaya koymak için her şeyin en iyisinin, en şahanesinin, en muhteşeminin onun olduğunu zannetme hali. Halk da bunu gördüğünde çok etkileniyor ve çok hoşlanıyor bundan. Çünkü diyor ki hem bizden biri hem de çok zengin. Biz toplum olarak beğenilmeyi, takdir edilmeyi, başkaları tarafından hakkımızda iyi şeyler söylenmesiyle koltukları kabaran bir milletiz. Mesela bir mahalle düğününe giderken aslında her gün görüştüğün, her gün teşviki mesai içinde bulunduğun hısım akraba ve komşular vardır. Ama oraya giderken takar takıştırırsın, giyinirsin, saçlar başlar yapılır. Amaç şudur, hepsinin içinde farklı görünebilmek, onların dikkatini çekmek ve onların beğenisini kazanmaktır bu iş. Sosyal medya bu açıdan herkes için bir vitrin oldu. Herkes orada beğenilmek istiyor. Artık Anadolu'nun garip kuraba köylerine kadar indi. Oradaki teyzeler, amcalar bile videolar çekerek alttaki 50 tane, 40 tane like almayı kendileri için çok matah bir his zannediyorlar. Aslında bunun beğenilmekle, talep görmekle ilgisi var. Sosyal ihtiyaçlarımızın bir kısmını artık internetten karşılıyoruz. Kendimizi orada paylaşarak ya da ideal kendimizi belki de orada paylaşarak insanların bunu beğenmesini ve buradan da bir şekilde tatmin olmayı umuyoruz aslında. O yüzden çok arttı. Bu bir nevi bağımlılık.
sizin normalde alkol, uyuşturucu gibi bağımlılıklardan farklı olmayan, aynı merkez tarafından yönetilen bir bağımlılık bu. Mesela telefonunuzu elinizden alalım, biz buna dopamin detoksu diyoruz. Alalım telefonunuzu elinizden, bir uzunuzu kaybetmiş gibi olursunuz. Dolayısıyla da artık o kadar fazla kullanılıyor ve artık o kadar hayatın içinde bir yerde ki. Zira çok uzak bir yere gitmeye gerek yok, 20 yıl önce yoktu. 20 yıl önce sosyal medya yoktu, kullanmıyorduk hiçbir şekilde ve eksikliğini de hissetmiyorduk ama artık kullanıyoruz ve hissediyoruz. O yüzden de kendimizi olmak istediğimiz halimizle gösterebileceğimiz bir mecramız var artık. Düşünün, kiloluysanız zayıf gösterebilirsiniz, yüzünüze bir sürü şey yapıp değiştirebilirsiniz kendinizi ve ideal kendiniz olarak orada kendinizi arz edebilirsiniz. Bu yüzden çok seviyoruz, bu yüzden çok düşkünüz sosyal medyaya. Görüntüleri onaylamadığımı ve tasvip etmediğimi şahsen bir vatandaş olarak bu görüntülerden rahatsızlık duyduğumu zaten dile getirmiştim. Yine aynı fikirdeyim. Bu görüntüleri onaylamam, bu görüntüler hakkında olumlu şeyler söylemem mümkün değil. Dilan Polat'ın müritleri diyeyim size, hayranları ve takipçileri değil. Bazı insanların müritleri olur. Mesela benim de çok sevenlerim bana takık olur, anladınız mı? Bazı insanları takipçilerin, takipçi dediğim şey seni izler, bakar, senden nefret edebilir. Anladınız mı? Ama bazen seninle özdeşir, o yaşamına örnek alır, ilke kabul eder. Dilan Polat'ın böyle bir kitlesi var. Yoğun bir kitle, acayip. Şehrin varoşlarında kocasından hediye almak isteyen, elinden papatya değil, orkideler almak isteyen bir şey. Yani hayat böyle bir şey. Yani sizde olmayanı istersiniz. Elinizdekinin kıymetini bilmezsiniz. Değerlendirirseniz eğer ki o yaşamı, size ödüller sunar hayat. Ama nefret, kin, beddua, lanet, puf, tükürük, hakaret. Çıtayı yükselttikçe insanlar nefret etmeye başlar. Sevgi nefrete dönüşür. Bazen mesela ben tam onun zıttıyım. Benden nefret edenler benim hayranım olur. Ama onları sevenler onlardan nefret eder. O tükürdüklerini insanlar yalatırlar. Hayat bu kadar kısa. İnsanları kudurtmak için altın tozuyla kahvesini içtiğini, günlük 750 bin lira harcadığını açıklayan Dilan Polat, gün geldiği tüm sözlerini inkar etti. Şu ya, sahte. Kokoş Çiçekler diye bir sayfamda o yapıyor. Altın tozu dediğiniz şey 100 liraya da satılıyor. Bütün kafelerde olan şeyler. Bir şey söyledim. Bir yaptım, alışverişten konu açıldı. Ben evinde oturup günde 7-8-9 tane kahve içen kadının her gün ben 750 bin lira para harcayayım. O zaman bu hanımefendinin şöyle bir problemi var. Şimdi sürekli bir şey paylaşıyor ve bu yaptığım yalan da diyor. Bir şey paylaşıyor, yalan da diyor. O zaman çok sık yalan söylüyor. Bu durum çıkıyor. Eğer çok sık yalan söylüyorsa bence mutlaka bir psikiyatrdan destek alması gerekir. Bir bedel ödeyeceklerinin farkındalardı muhtemelen hukuken ama bunun bu kadar hızlı belki de olabileceğini yordamadılar. Çünkü Machiavellistler yakalanmayacaklarını düşündükleri zaman çok rahat yalan söylerler. Etik olarak ya da ahlaki olarak hiçbir şey sıkıntı etmezler aslında. Ve yine herkesi her şekilde kullanmaya çalışırlar. Machiavellistlerin ortak özelliği. Öyle düşünürsek herkesi bir şekilde kullanıp bir yerlere gelmeye çalışıyorlar. Ama yakalanacaklarını yordamadılar. Yordasalardı yapmazlardı bu kadar. Bak nasıl? Kötü insanlara bekle.